Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Nur Suresi 26-29. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. El-habîsâtü lil-habîsîne, habis olanlar habisler içindir. Vel-habîsûne lil-habîsât, habis kimseler de habis olan şeyler içindir. Ve-tayyibâtü lit-tayyibin, temiz olan şeyler temiz olanlaradır. Ve tayyibuna lit-tayyibat, ve temiz olanlar da temiz olan şeylere layıktırlar. Ulaike, işte onlar, müberraune mimma yekulun, onların dediklerinden müberradırlar. Lahum mağfiratun, onlar için bir bağışlanma vardır. Ve rizgun kerim, ve çok hoş bir rızık, cennette çok hoş bir rızık vardır. Bu ayet-i kerimeler ifk olayından sonra nazil olan ayetler arasında. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Peygamber Efendimizin zevcesi, Ebu Bekir Sıddık'ın kızı, bazı kendini bilmezler tarafından, münafıklar tarafından zina isnadıyla karşı karşıya kalıyor. Bu münasebette Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresinin başında ayetler nazil oluyor. Ve burada meselenin bir başka boyutu, habis olan kadınlar habis olan erkeklere yaraşır. Habis olan erkekler de habis olan kadınlara yaraşır. Temiz kadınlar temiz erkekler içindir. Ve temiz erkekler için de temiz kadınlar vardır. Ayete böyle mana verilebilir. Öte yandan ayetin bir başka yönden açıklaması şu. Habis olan fiiller, pis olan işler habis kimselerden meydana gelir. Yani fiil itibariyle düşündüğümüzde küllün ya'melu ala şakiletihi, herkes kendi mizacına göre hareket eder, amel eder. Dolayısıyla affedersiniz, mesela domuz pislikten zevk alır. Pis yerlerde bulunmaktan hoşlanır. Ona oralar yaraşır. Bir kimse de seciye itibariyle eğer habis bir hale gelmişse, pis bir hale gelmişse, diyelim nikahtan hoşlanmaz da gayrimeşru beraberlikten hoşlanır. Doğru söylemek aslında fıtridir, fıtrata uygundur. Ama o eğri söylemeyi marifet zanneder. Öte yandan temiz olan kimselere de temiz fiiller yaraşır. Temiz olan kimseler nikaha meyleder, meşru şeylere meyleder. Ve temiz olan gerek kadın gerek erkekler gayrimeşru beraberlik gibi durumlardan, bu gibi çirkin günahlardan müberradırlar, uzaktırlar. Ayet-i kerime bu yönüyle de değerlendirilebilir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tedhulu buyuten gayre buyutikum, kendi evinizden başka bir eve girmeyin, hatta testenisu, onlardan izin almadıkça, kendi geldiğinizi onlara hissettirmedikçe, bildirmedikçe o evlere kapıları açık da olsa girmeyin. Ve tüsellimu ala ehlihe, ve ehline selam vermedikçe, yani izin alıp selam vermedikçe o evlere girmeyin. Zalikum hayrul lekum, bu sizin için daha hayırlıdır. Leallekum tezekkerun, ta ki tezekkür edesiniz ve düşünesiniz bunu, bir ibret olarak tutasınız diye. Değerli izleyenlerim, konumuzla alakası yönünden düşünüldüğünde bir başkasının evine girerken dikkat etmek gerekiyor. Mahremiyet kurallarına dikkat etmek gerekiyor. İşte bunun ölçüsü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından 3 defa kapıya vurmak veya günümüzde zile basmak şeklinde de düşünülebilir. Eğer içeride kimse olduğunu bilsek bile, eğer 3 defa çalmanın neticesinde, kapıya vurmanın neticesinde kapı açılmamışsa, demek ki girmemiz uygun değil denilip girmemek gerekiyor. Durum böyle olmakla beraber, Kur'an-ı Kerim'de bu açık bir hüküm olarak ifade edilmekle beraber, özellikle köy gibi küçük yerlerde veya mahalle aralarında insanlar birbirlerinin evlerine izinsiz de girebiliyorlar. Bakmışsınız kapı açılmaya müsaitse veya açıksa, kapınız açılmış, birisi içeriye girmiş. Bu uygun değil. Önceden seslenebilir.
kendi geldiğini duyuracak şekilde seslenebilir, kapıya vurabilir, selam verebilir. Bunlarla izin almak gerekiyor. Bu şekilde izin almak, izin aldıktan sonra girmek gerekiyor. Ve namus meseleleri, iftira meseleleri, bunlarla alakalıydı daha önceki ayetler. Bu yönden düşündüğümüzde bir başkasının evine girerken diyelim evinde beyi olmayabilir. Yabancı bir erkeğin o şartlarda o eve girmesi uygun olmayacaktır. Ve bu gibi durumlarda bir takım sıkıntılar meydana gelebiliyor. Ve halk arasında bir takım dedikodulara bu sebebiyet verir. Evde diyelim evin beyi yokken kadın yabancı bir erkeğe kapıyı açsa, onu içeriye alsa, içeride sadece bir çay içseler bile bu zan altında kalmaları anlamına gelir ve aile saadetini bozan durumlardan birisi olur. Batı toplumları buna o kadar da dikkat etmiyor. Filmlerine de yansıdığı şekliyle diyelim kocası evde yokken komşularından birini veya mesai arkadaşlarından birini evine alıyor. Tabii bu evine almak illa gayrimeşru beraberlik anlamına gelmez ama bu da olabildiğinden, şeytan orada rahat durmadığından, bu gibi mefsedetlere yol açabilmesinden dolayı Kur'an-ı Kerim bu noktada bize hatırlatıyor ve uyarıda bulunuyor. Ve bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Bu şekilde hareket etmek bizler için, herkes için çok daha hayırlı. فَاِنْ لَمْ تَجِدُوا ف۪يهَا اَحَدًا Orada kimseyi bulmadığınızda فَلَا تَدْخُلُوهَا Oraya girmeyin. Yani diyelim orada kimse yok. Normalde kapı belki açık ama size cevap veren kimse olmamışsa girmeyin. Bununla alakalı şöyle bir olaya da kitaplarda yer verilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir tanesi diyor ki Ya Resulallah diyor, anneme ben bakıyorum. Bu ayetin hükmünce annemin yanına, evine gittiğimde devamlı izin almam gerekiyor mu? Peygamber Efendimiz evet gerekiyor diyor. Ama diyor o benim annem, yine de gerekir mi? Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Peki diyor anneni çıplak bir kıyafette görmek ister misin? Hayır istemem ya Resulallah deyince o halde izin al, daha sonra o şekilde gir diyor. Demek ki aile mahremiyeti, kişinin kendi mahremiyeti bu gibi noktalardan evlere giriş çıkışta, başkalarının evine giriş çıkışta dikkat etmek lazım. Suizanla sebebiyet verecek şekilde girip çıkmalardan kaçınmak gerekiyor. Orada kimse yoksa girmeyin. Hatta yu'zene lekum size izin verilinceye kadar. Yani size izin verilmedikçe velev kapı açık da olsa o eve girmeyin. Ve in gîle lekum urci'u ferci'u eğer size dönün denilirse dönün. Burada dönün sözle de denilebilir. Kapının açılmaması da dönün anlamına gelir. Evde kimse olduğunu bilsek bile orada beklemenin bir anlamı yok. Demek ki o an için içerisi uygun değil. Kapı bize açılmamıştır. Huve ezkâ lekum. Bu çok daha temizdir. Suizanlara sebebiyet vermekten çok daha uzaktır. Vallahu bimâ te'amelûne alîm. Allah yaptıklarınızı bilir. Yani Allah içinizden geçenleri de bilir. Başkasının evine giderken ne niyetle gidiyorsunuz? Allah onu da bilir. Dolayısıyla iç dünyanıza da dikkat edin. Başkasının evine giderken gayet samimi niyetlerle mi gidiliyor? Yoksa art gayelerde var mı? Buna dikkat edin. İşte özellikle küçük yerleşim birimlerinde millet genelde birbirini tanır. Birbirlerinin evlerine selamsız sabahsız girdikleri olur. Bunun neticesinde uygunsuz bazı şeyler de olabilir. Bu açıdan harama yol açabilecek durumlardan uzak kalmak gerekiyor. Buna seddü'z-zerai denilir. Harama giden yolların kapatılması. Leysa aleykum cunahun sizin için bir günah yoktur. En tedhulu buyutan gayre meskune fiha metaul lekum. Orada sizin için bir meta bir gerekli bir şey varsa ve orada doğrudan ev tarzında da değil, yani diyelim bir iş yeri gibi, meskun olmayan bir yerse, oraya girmenizde illa izin almanız gerekmez. Yani diyelim bir bakkala girerken girebilir miyim demek gerekmiyor. O zaten müşteri bekliyor. Bu gibi umuma açık yerler, daireler, resmi daireler,
ve benzeri yerler, bunlar izni gerektirmez. Ama hane mahremiyeti dediğimiz bir şey vardır. Her evin kendine göre mahremiyeti bulunur. Buna riayet etmek gerekiyor. Bu hem bizim için önemlidir, hem de gideceğimiz kimseler için önemlidir. Vallahu ya'lemu ma tubdun ve ma tektumun. Allah sizin izhar ettiklerinizi, açığa vurduklarınızı bilir. Gizlemiş olduğunuz şeyleri de Allah yine bilir. Değerli izleyenlerim, bu önemli bir nokta. Biraz önce Settüz Zerai diye bahsettiğim durum çok önemli bir nokta. İslamiyet bazı şeyleri haram kılarken onlara yol açabilecek sebepleri de ortadan kaldırıyor. İşte zinayı haram kıldığı gibi, zinaya yol açacak, baş başa kalmak gibi veya kadının güzel kokular sürünerek dışarıya çıkması gibi veya kadın erkeğin tokalaşması gibi, bu gibi şeyleri yasaklıyor. Erkek ve kadına belli kıyafet ölçüleri getiriyor. Tahrik edici olmaması, işte gayrimeşru beraberliğe sevk etmemesi açısından bu gibi uyarılarda bulunuyor. Ta ki toplum dengeli bir toplum olsun. O toplumdaki insanlar iffetlerine sahip çıksınlar. O toplumda aile mahremiyeti esas olsun. Ve evlere girerken çıkarken, başkalarının evine girer çıkarken dikkat edilsin. Ve bu girip çıkmalar suizanına sebebiyet vermesin. Durum böyleyken günümüzde bakıyorsunuz beraber olmak için bazıları sanki özel fırsatlar kolluyorlar ve o şekilde özellikle birbirini bilen, tanıyan kimseler evde anne babası yoksa diyelim bir kız arkadaşını evine çağırmak veya bir kız arkadaşının evine gitmek gibi böyle fırsat kollayanlar olabiliyor. Bu noktada hassas olunması gerekir ve ailelerin gerekli tedbiri alması, çocuklarını bu yönde yetiştirmesi gerekir. Avrupa'daki toplum genelde Hristiyandır. Oradaki bir takım dini yayınlarda, papazlar da ailelere bunu telkin ediyorlar. Ve diyorlar ki aman ha, evlilik öncesi gayrimeşru beraberlikten uzak kalın. Evlenin, o şekilde beraber olun. Yani nikah onlarda da kutsal. Belki bütün dinlerde kutsal. Ve gayrimeşru beraberliklerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Ama Avrupa'da ve benzeri başka yerlerde gayrimeşru beraberlik için işler çok kolaylaştırılmış. Ve onların kültüründe diyelim ki bir genç kız aynı sınıftan bir erkek arkadaşını evde kimse yokken eve alabiliyor. Şeytan orada rahat durmaz. İkisi de genç, ikisi de heyecanlı vaziyette. Birbirlerini de tanıyorlar. Görünüşte arkadaşça bir sohbet gibi. Ama bu adeta iki hayat arkadaşının, bir karı kocanın beraberliği haline dönüşebilir. Ve evli olmadıkları halde bu tarzda beraber olabilirler. Bu beraberlikten çocuklar da dünyaya gelebilir. Ve nitekim böyle olaylar az da olmuyor. Bunlar zaman içerisinde ülkemize de yansıdı. Ülkemizde de bazıları bu noktada çok gevşeklik gösterdi. Yani ne olmuş ki tarzında, bunda ne var ki tarzında çok küçümsediler. Ama bunun faturası topluma çok ağır oluyor. Normalde aile hayatı yaşamak esastır. Genç kız, genç erkek aile yuvası şartlarında bir araya gelmeli. Ve o şekilde yani evlenmek yoluyla, nikah yoluyla bir ve beraber olmalı. Fıtri olan, Kur'an'ın bize göstermiş olduğu durum budur. Ama bunun başka türlüsü işte gayrimeşru beraberlik olur. Biraz gönül eğlendirmek gibi, keyiflerine bakmak gibi öyle zannedilir. Ama bunun faturası hem onlara hem de ailelerine çok ağır olur. İşte bazı yerlerde genç kızların intihar ettiği haberleri duyuluyor. Bu intihar olayları genelde bu meselelerdendir. Birisiyle bir şekilde beraber olmuştur. Eğer doğrudan talep kendisinden veya diğerindense, artık nasılsa, ayrıntılara girmeye belki lüzum yok. Bu beraberliğin neticesinde hamile kalmıştır. Ailesinin yüzüne bakacak hali yoktur. İntiharı burada bir çözüm olarak kendince çözüm yolu gibi görmüştür. Veya bir kısmı hamile olduğunu anladıktan sonra hastanelere gidiyor.
hastanelerde kürtaj yaptırıyor, çocuğu aldırıyor ve bu şekilde kendini bir nevi daha böyle rahatlamış hissediyor. Bu işin ağırlığını üzerinden atmış gibi hissediyor. Ama şu da unutulmamalı ki böyle bir olayı yaşayan bir kimse ömür boyu çocuğunu aldırmanın ızdırabını iç dünyasında yaşayacaktır. Etrafta kimsenin bundan haberi olmasa bile o vicdan azabından kurtulamayacaktır. Dolayısıyla 5-10 dakikalık bir keyif, zevkten dolayı bu gibi gayrimeşru yollara tevessül etmek akıllılık değil. Çocuklarımıza bunlar anlatılmalı ve meşru beraberlik için evlilik yolu kolaylaştırılmalı. Merhum Hamdi Yazır, tefsir sahibi Hamdi Yazır diyor ki, evliliğin zorlaştırılmasında gayrimeşru beraberliğin kolaylaştırılması vardır. Yani eğer evlilik zorlaştırılırsa insanlar bu defa gayrimeşru bir şekilde bir araya gelirler. İslamiyet'te şu şey haramdır deyip bırakılmıyor, buna alternatif sunuluyor. Gayrimeşru beraberlik haramdır. Ama bunun alternatifi nedir? Bunun alternatifi evliliktir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Ya maşara şebab, ey gençler, men istetâ minkumul bâete felyetezevveç. Sizden evlenmeye durumu müsait olan evlensin. Ve men lem yestati felyesum. Ama durumu buna müsait olmayan o da oruç tutsun. Fe innehu, çünkü diyor bu şekilde oruç tutmak yüksürü şehvete, şehveti kırar. Ev kemagal. İşte bu şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam alternatifi sunuyor. İnsanın nefsi evet bu gibi günaha meyillidir ama bunun alternatifi vardır, evlenmek. Evlenmeye durumu müsait değilse onun da alternatifi vardır, oruç tutmak. Ve bu açıdan insanlarımız evlilik noktasında eğitilmeli. Niçin evlilik, niçin gayrimeşru beraberlik değil? Bunlar anlatılmalı. Anne baba da oradan çocuklarını anlatabilir veya anlatacak kimselere muhatap yaparlar. Böylece ailenin mahremiyetleri, kadın erkeğin bu gibi meseleleri daha iyi anlaşılmış olur. Okullarda şu anda belki pilot bölge şeklinde bazı yerlerde uygulanıyor. Cinsellik dersi tarzında bir ders. Bu pek çok mefsedetlere yol açabilecek bir durum. Bunun yerine aile dersi konulsa, aile dersi içinde yaşları müsait hale geldiğinde işin başka cihetleri de anlatılabilir. Bunlar nazara verilebilir. Yani bu bir seks dersi gibi değil. O anlamda söylemiyorum. Aile bilgisi tarzında aile hayatıyla alakalı temel esasların anlatılması, bunlar gerçekten faydalı olur. Şayet okullarda anlatılmıyorsa da insanlarımız bu konudaki kitapları almak suretiyle bilgilenirler ve gelecek nesilleri de bu şekilde bilgilendirirler. Yoksa Allah korusun, geleceğin medar iftiharı olarak gördüğümüz gençler daha işin başında kaza yapmak gibi, hani acemi bir şoför arabaya bindiğinde arabayı sağa sola vurur, zarar verir kendine de başkasına da. Bir genç de hayata atılıyor ama daha o kadar haramı bilmiyor, helali bilmiyor. Rastgele yerlere gidebilir. Komşusunun kızında gözü olabilir. Gayrimeşru beraberliği şiddetle arzulayabilir. Ve neticede onun rızasıyla veya başka türlü bu şekilde bir çözüm yoluna gitme, bunu tercih edebilir. Halbuki bunlar çözüm yolu değildir. İşte toplumda namus meselelerinden kaynaklanan intihar olaylarının önüne geçebilmek için, öte yandan diğer mefsedetlerin önüne geçebilmek için bunları iyi bilmek gerekiyor. Öte yandan bir kimse bir şekilde böyle bir hataya düşmüşse artık ona da düşen tövbe, istiğfar etmek. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan had cezası şu anda uygulanma durumu söz konusu değil. Fertler kendileri bunu uygulayamazlar. Bu devlet eliyle uygulanacak olan bir şeydir. Böyle olunca artık durum kişiyle Allah arasında öyle bir duruma gelmiş oluyor. Böyle bir hatayı, fahiş bir günahı işlemiş olan bir kimse tevbe edecek, istiğfar edecek ve ondan bu tarzda temizlenmeye çalışacak. Ve bir daha aynı hatayı işlememeye gayret edecek. Bunu yaptığında gerçekten Allah'ın izniyle temizlenir ve sonraki hayatında iffetli bir hayatı hayatında devam ettirebilir.
Tabii bu son derece önemli olan bir şey. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam din muamelattır buyurmuş. Yani dinin evet inanç yönü var. Ama dinin beşeri ilişkiler yönü de var. Kadın erkek münasebetleri, komşu münasebetleri bu gibi şeyler de var. Haramlar, helaller, bütün bunlar var. İnsan bunları öğrenmeli ve harfiyen uygulamaya çalışmalı. Yine araba misalinden devam edecek olursak, bir kimse arabaya binmek için, kullanabilmek için önce teorik olarak bunun kitaplarını okuyor. Ardından bir imtihana giriyor, ehliyetini alıyor. Ardından da kendi halinde denemeler yapıyor. Hemen birden trafiğe çıkmıyor. Ve bu denemelerin neticesinde trafiğe çıkabiliyor, gideceği yere gidebiliyor. Hayat adeta bunun gibi. Önce insanlarımıza dinin haramları, helalleri teorik olarak öğretilmeli. Ardından da uygulamalı olarak bunların nasıl yapılacağı onlara gösterilmeli. Böyle olunca toplum daha dengeli olacaktır. Haramlardan uzak, tertemiz bir toplum meydana gelecektir. Cenab-ı Hak aile hayatımızı tertemiz eylesin ve hepimizi günahlardan muhafaza eylesin. Başka bir programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.